Alanında uzman konuklarımızla eğitime dair her şeyi konuştuğumuz Eğitimciler Divanı'nın bu haftaki konuğu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım. Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi YouTube kanalında sizlerle. Eğitim Medya'da Eğitimciler Divanı'ndasınız. Uzman konuklarımızla eğitime dair konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün program konuğumuz başarılı bir kadın lider. Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ayfer Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizin gibi değerli konuklarımızı değerli izleyicilerimizle buluşturdukça daha da iyi oluyoruz. Değerli müdürüm, şimdi aslında biraz sizden bahsederek başlamak istiyorum. Türkiye'de Kütahya'da doğuyorsunuz. Evet. Sonrasında Almanya'ya taşınıyorsunuz. Ve aslında eğitim, öğretim hayatınız Almanya'da başlıyor. Yarıda kesip Türkiye'ye dönüyorsunuz ortaokul yıllarınızda. Arkasından Endüstri Meslek Lisesi'nde makine ressamlığı bölümü geliyor. Sonrasında Gazi Üniversitesi Arapça öğretmenliği ile devam ediyorsunuz. Aslında baktığımız zaman birbirinden çok bağımsız alanlar. Öğretmenlik, idarecilik, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, kurucu müdürlük, ilçe milli eğitim müdürlüğü derken aslında mesleki heybenize birçok farklı alanı, deneyimi biriktirmiş oluyorsunuz. İlk sorumu da buradan yola çıkarak size yöneltmek istiyorum. Mesleki yaşantınızda, deneyiminizde farklı bir ülke, farklı alanlar, farklı bölümlerde yer almanızın başarılı bir lider oluşunuza katkısı var mıdır? Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Katkısı olduğunu düşünüyorum. İlkokulu Almanya'da tamamladım. Oradaki eğitim sistemi Türk eğitim sisteminden biraz daha farklıydı. Eğitim fakültesini bitirdikten sonra sanki böyle Montessori eğitimi almışçasına, çünkü daha çok oyun odaklıydı bizim, özellikle birinci ve ikinci sınıftaki eğitimimiz orada. Farklı bir ülkedesiniz, farklı bir dil. Artık zaten orada okurken Almanca neredeyse sizin ana diliniz gibi oluyor. Sürekli Almanca eğitim görüyorsunuz. Haftada 1-2 saat sadece işte Türkçeden kopmamak adına elçilik vasıtasıyla Türk öğretmenlerimiz Türk okulu içinde bizlere orada da eğitim vermeye devam ediyorlardı. Tabii burada farklı, en çok sadece eğitim alanında değil, farklı bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülkedeki insanların belirli bir karakterleri var. Bu ister istemez insanların yaşam hayatını etkiliyor. Başta da bahsettiğiniz gibi aslında çok farklı alanlara geçiyorum. Yani Almanya'da bir eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönüyorum ve birden Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı bölümü tamamen farklı. Halbuki Almanya'daki hayalim daha farklıydı, farklı bir meslek alanına geçmekti. Ama teknik lise diye gitmem gerekti, o dönemin şartları gereği. Ama o da benim için çok güzel oldu. Gittiğim veya yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Hepsi çok keyifliydi, hepsinden çok keyif aldım. Çok farklı farklı dallar, birbirinden bağımsız, alakasız diyeyim. Ama hepsi beni daha iyi tecrübe edinmemi sağladılar. Üniversitede hakeza birden Arapça öğretmenliğini tercih ettim. Özellikle ilçe müdürlüğüme çok büyük katkısı var. Niye? İşte yabancı bir ülkede yaşadığım için oradan gelen öğrencilerimizle daha rahat iletişim kurabiliyorum. Meslek liselerinin ne olduğunu, sorunlarının ne olduğunu, neler yapabildiklerini o okuldan mezun olduğum için biliyorum. Arapça öğretmeniyim, İmam Hatip Liselerinde çalıştığım için İmam Hatip Lisesi alanını bilebiliyorum. Yani farklı gözlerle, farklı pencerelerden bakmamı sağlıyor bu kadar farklılık diyeyim artık. Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında bu verdiğiniz cevaplar benim ikinci soruma çok güzel referans oldu. Çünkü özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü döneminizi de içine alırsak, birçok başarıya imza attığınız görülüyor. Çok yenilikçi uygulamalara öncülük ettiğiniz görülüyor. Başarılı bir süreç yönetimiyle çok kaliteli sonuçlar elde etmeniz görülüyor. Peki Ayfer Yıldırım'ın yöneticilik perspektifinde olmazsa olmazlar nelerdir? Aslında az önce bahsettiğim gibi olmazsa olmazların en birincisi çalışmak. Eğer bir başarıyı elde etmek istiyorsanız çalışmadan bu kesinlikle elde edilemez. Birinci sıraya çalışmak diyorum.
Tabii bu başarılar tek başına elde edilecek bir şey değil. Siz yöneticiyseniz eğer büyük bir ekiple bu işe yola çıkmanız lazım. Yani ekibinizi iyi kurarsanız, ekibinizi iyi motive ederseniz, ekibinizin her zaman yanında yer alırsanız, sorunları çözüm odaklı yaklaşıp onların yollarını açarsanız hep beraber başarıya ulaşılır diye düşünüyorum. Olmazsa olmazım bu. Ekip olacak. Kesinlikle ve içinde bulunan ekibin içindeki üyeler de hepsi de aynı şekilde düşünecek. Yani hepsinin motivasyonu, hepsinin çalışma hızı eşit olmak zorunda ki arkaya kalan olmayacak. Yani hep beraber aynı anda yola çıkılmış olacak. Çalışmak diyorum başarının sırrı. Birlikte beraberce bir ekip ruhuyla şey yapmak, ortaya çıkmak. Tabii bir de en önemlisi disiplin dedik. Bunu da disiplinize etmek lazım. Belirli bir karar verip onun üzerinde. Bir de bir başka insanı yanıltan da şey şu. Çok büyük bir hevesle başlıyorsunuz ama bitirmiyorsunuz. Buradan da şu sonuç çıkıyor. En son olarak söyleyeceğim şey takip. Takip de önemli. Takibi de yerleştirdikten sonra artık önünüzde hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel. Peki değerli müdürüm, rotamızı Sincan'a çevirelim. Bir eğitimci gözüyle Sincan'ı nasıl değerlendirirsiniz? Sincan'da eğitimi etkileyen dinamikler nelerdir? SWOT analizi çerçevesinde ele alabilir misiniz? Evet. Sincan bir yıldır burada göreve başladım. Güçlü yönleri de var, zayıf yönleri de var. Güçlü yönleri şöyle, buranın nüfusunda çok fazla genç nüfus olduğu için öğrenci sayımız bayağı bir yoğun. Bir de çok göç alan bir ilçemiz. Göç alan bir ilçe olduğu için çok farklı kültürlerde, farklı yaşam tarzı olan insanların, yani kozmopolitik dediğimiz bir ilçede eğitimi yönetmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Tabii bu ister istemez öğrencilerimize de yansıyor. Öğrencilerimizin ailelerinden aldıkları eğitim okula da taşıyorlar. Artı veli yelpazemiz de önümüzde. Ama şurada şu var, Anadolu'nun bu insanların samimi ve saf duygularının yoğun yaşadığı bir ilçe diye düşünüyorum. Yani gelen velilerimizden, öğrencilerimizden hissettiğim geçen duygu akışına baktığımızda burada samimi bir ortam var. Samimi bir ortam var ama tabii maddi durumu biraz daha düşük olan ailelerin yoğun olduğu bir ilçedeyiz. Bundan dolayı işte bir takım zorluklar var. İşte biz burada devreye giriyoruz. O zorlukları elimizden geldiğince yok etmek, fırsat eşitliğini sağlamak, başarılı olup da bir takım engellere takılan öğrencilerimizi keşfedip ellerinden tutup onları hayallerini gerçekleştirmek. Evet, bu noktada çok haklısınız. Çünkü zaten sadece ya da ilk olarak eğitimle bu dengeyi tutturmamız mümkün. Eğitimde bunu sağlayamazsak diğer alanlarda sağlamak gerçekten zor. Aslında güçlü yönlerimizden bahsetmişken organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan bir ilçe olmamız mesleki ve teknik Anadolu liseleri açısından Sincan'ı ön plana çıkarıyor. Evet, buradan değinecek olursak dediğiniz gibi organize sanayi bölgesi olduğundan dolayı burada iki tane organize sanayimiz var. Bu yönden baktığımızda güçlü yönlerimizden niye? Çünkü meslek lisesi öğrencilerimizin staj yapabileceği gibi mezun olduğunda çalışabileceği yerleri direkt görmelerinden dolayı onları motive ediyor. Bir de sağ olsun iki yönetimde, iki organize yönetimde gerek başkanları, gerek yönetim kurulu üyeleri, gerekse direkt sanayicilerle de iletişimimiz oluyor zaman zaman projeler kapsamında. Hepsi bize eğitim adına çok güzel yaklaşımlarda bulunuyorlar. Çok güzel yardımları oluyor. Öğrencilerin staj konusunda veya stajdan sonraki işte işe başlama konularında veya başka girdiğimiz projelerde her türlü destekleri vereceklerini zaten ifade ediyorlar. Ve meslek liselerimiz ve sanayicilerimizle, organize sanayicilerimizle aramızda çok güzel bir bağ var. Zaman zaman bir araya da geliniyor bu noktada. Bu bizim güçlü yönlerimiz. Sadece şey noktasında bakmak değil, belki birbirlerine ivme kazandırdıklarından dolayı eskiden kız meslek lisesi dediğimiz okullarımız. Mesela onlar da güçlü burada. Meslek liselerinin bir kıçının güçlü olması
diğerlerine de bir şekilde yansıyor. Onlar da çok iyi durumdalar. Girdikleri yarışmalarda mesela yiyecek içecek bölümü öğrencilerimizin noktasında, yani sadece organize sanayi olarak algılansın istemiyorum. Meslek liselerimizin içinde, kız meslek liselerimizin içinde yiyecek içecek grafik bölümlerimiz var. Hatta bir de yeni açtığımız Itri Güzel Sanatlar Anadolu Lisemiz evet. var. Bu da bizim çok onurlandığımız, gururlandığımız bir okulumuz. Çocukların sanatla uğraşması kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi gerek meslek lisesi, gerek Anadolu Lisesi, diğer liselerimiz hepsindeki tek bir nokta var. Benim istediğim veya takip ettiğim, olmasını istediğim, öğrencilerimiz mutlu olsun. İstedikleri bölümde okusun. Eğer mutlu bir öğrenci ise ve istediği bir bölümde veya okuldaysa başarı zaten arkasından geliyor. O yüzden ben velilere sürekli bunu telkin ediyorum, özellikle ortaokul velilerimize. Çocuklarınıza baskı kurmayın, siz seçmeyin, onlar kendileri seçsin. Nerede okumak istiyorlar, nerede eğitimlerini tamamlamak istiyorlar diye. Çünkü çocukların belki hiç velilerinin bilmediği özel yetenekleri olabiliyor. Bu sanat olabilir. Mesleki gelişimle alakalı olabilir, meslek liseleriyle alakalı. İşte bizim buradaki görevimiz, özellikle ortaokul öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin içlerindeki o gizli yetenekleri ortaya çıkartıp velilerimizi ve öğrencilerimizi ona göre yönlendirmek. Kesinlikle. Aslında çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Öğrencilerin mutlu olabilmeleri için önce kendilerini tanıyıp sonrasında gitmek istedikleri okulu tanımaları gerekiyor. Evet. Özellikle meslek liseleri açısından bu okulların tanıtımını gerçekleştirmek, bu okulları cazip hale getirmek, öğrencileri yönlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi özellikle zamanı, hani pandemiden önce diyeyim artık, mesleki tanıtım günlerimiz oluyordu bizim. Öğrencilerimizi, 8. sınıf öğrencilerimizi bu okullarımıza davet edip okullarımızı görmelerini, yerinde gezmelerini ve görmelerini sağlıyorduk. Ayrıca bizim bir tane Türkiye'de ilk olan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezimiz var. Nedir onu ilk kılan? Tek proje Çıraklık Eğitim Merkezi. Orada da uygulanan testlerimiz var bizim. Çocukları yeteneklerini o teste göre belirleyip işte meslek analizi gibi diyeyim artık. O farklı bir testleri var onu. Sürekli de geliştiriyorlar onunla ilgili olarak. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Öncelikle bu. Meslek liselerini görmelerini sağlıyoruz. İkinci etken de yine sanayicilerimiz bu konuda yine bize destek veriyor. Fabrikaları geziyorlar. Yine ortaokullar. Eğer yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle iletişime girerlerse onlar da kapılarını açıyorlar. Çocuklar eğer meslek lisesine gittiklerinde böyle bir yerde staj yapacaklarını veya böyle bir yerde çalışacaklarını gördükleri zaman, eğer içlerinde de o yetenekleri varsa zaten büyük bir etki sağlamış oluyor. Yani yerinde görmek, gözlemlemek, meslek lisesine hani teveccüh etmeleri için. Bir de ben şuna karşıyım. Sanki başarı elde edememiş, lise giriş sınavlarında düşük puan almış çocukların meslek liselerinde bir kümelenmesi veya öyle bir algı var. Evet, maalesef. Bakın, ben kendim meslek lisesi mezunu olduğum için meslek lisesindeki dersler o kadar kolay dersler değil. Matematiği çok iyi bilmeniz lazım. Ben teknik ressamdım. Mesela cisimlerin dayanımı diye veya hidrolik pnömatik diye derslerimiz vardı bizim. Veya işte sürekli teknik resim çizdiğimizden dolayı işte ölçme aletleridir, sürmeli kumpastır gibi bir takım aletlerle içeceksiniz ve bunları algılamanız lazım. Yani hesabınızın, matematiğinizin iyi olması lazım. Mesela tasarım geometri diye bir ders var. 3 boyutlu perspektif çiziyorsunuz. Yani hayal etmeniz gerekiyor bir makine parçasının 3 boyutlu olarak. Yani ya ne olacak, hiçbir yeri puanı tutmuyor mesleksi değil. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Aynı şekilde İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerimizin de yani çok zor dersleri var. Tefsir dersleri, hadis dersleri, Arapça dersleri, ki Arapça onların ikinci yabancı dili olmuş oluyor. İngilizce de görüyorlar, Arapça da görüyorlar. Yani burada tam aksine daha zeki çocukların yapabileceği, başarabileceği yerlerdir buralar.
Aslında Milli Eğitim Bakanlığı da hem İmam Hatipler hem de meslek liseleriyle ilgili bu algıyı olumluya çevirmek için vizyon belgesinde buna çok değindi, ayrı ayrı başlıklar açtı. Yine vizyon belgesinden devam edecek olursak, aslında vizyon belgesinin omurgası diyebileceğimiz, eğitim-öğretim sürecini böyle en baştan kurgulayan ve beceri temelli eğitimi destekleyen tasarım beceri atölyeleri karşımıza çıkıyor. Evet. İlçedeki tasarım beceri atölyeleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Ki şu an içinde bulunduğumuz stüdyomuzda bir tasarım beceri atölyesi. Tasarım beceri atölyesi. İlçemizde 173 tane tasarım beceri atölyemiz var. Evet, bu gördüğünüz stüdyoda bu tasarım beceri atölyelerimizden birisi. Özellikle istedik zaten. Yani farklı bir yerde, farklı bir alanda değil. Bunu tasarım beceri atölyelerinin içinde. Neden böyle bir uygulama istedik? Şimdi tasarım beceri atölyesinin Sayın Bakanımızın zaten açılışı da bu okulda yapmıştı. Bütün Ankara'nın tasarım beceri atölyelerini beraber gezdik ve beraber bakış açısını ne olduğunu daha iyi gözlemleme fırsatını yakalamış oldum. Biliyorsunuz ben daha önce de Etimeskut İlçe Milli Eğitim Müdürü'ydüm. Etimeskut ilçemizde de bakanlığımızın kendisinin yapmış olduğu pilot bir okulumuz vardı. Yani tasarım beceri atölyenin ilk daha düşünce aşamasından, doğma aşaması diyeyim artık, hep başından beri yanında takip etme fırsatım oldu. İki ilçede de böyle bir avantaj yakalamış oldum. Buradaki amaç yine bakın özüne indiğinizde öğrencinin mutlu olacağı bir yer. Bakanımız kendisi de söyledi bunu. Çünkü ben gezdiğim zaman özellikle yaşam beceri atölyeleri var. İşte mutfak tarzında veya işte evin farklı bölümleri şeklinde dizayn edilmiş atölyelerimiz var. Çocuklar orada kurabiyeler yapıyor, turşular kuruyor. İşte gittiğimde bana yediriyorlar kendi yaptıkları kurabiyeleri veya yapım aşamasında o gözlerinin içindeki o sevinci, mutluluğu, pırıltıyı görmek her şeye değer. Aslında Sayın Bakanımızın da tabiriyle çocuklarımızı, bireylerimizi çift kanatlı bir şekilde hem akademik hem de yetenekleriyle donatılmış bir şekilde yetiştirmek hedefimiz. Şimdi size dönecek olursak, Sincan'a dönecek olursak, bir yıldır Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyorsunuz ve aslında göreve başlamanız COVID-19 salgın hastalık sürecine denk geliyor. Buna rağmen birçok projeye devam ettiniz. Birçok çalışma, birçok eğitim verdiniz. Birçok yenilikçi uygulama görüyoruz. Öğretmenlerin, yöneticilerin motivasyonlarını artırıcı çalışma yaptınız. Baktığımız zaman Sincan eğitimle ilgili bir yılda nereden nereye geldi? İlçe Milli Eğitim olarak çok fazla projelere girilmemiş bu zamana kadar. Hani okullarımız, okul yöneticilerimiz evet giriyorlar bir takım işte projelere. Ben istedim ki Sincan İlçe Milli Eğitim'de bir projeye dahil olsun ve başladık bununla ilgili çalışmaya. Konuşmamızın başında ifade ettim. Ekip derken sadece bir ekipten bahsetmiyorum. Yani birçok ekipler. Yani farklı alanlarda farklı ekiplerle çalışırsınız. Burada da yine önemli başarıya beraber götürecek en önemli şey okul müdürlerimiz, okul yöneticilerimiz, müdür ve müdür yardımcılarımız. Ben hem okul müdürlerimizle tanışma toplantısı adı altında bir toplantı gerçekleştirmiştim salgın hastalıktan önce. Hem kendilerini tanıdım ve o zaman açık açık birbirimizle konuştuk. Onlara ben neler istediğimi, işte neye önem verdiğimi, eğitim adına neler yapabileceğimizi heyecanlı bir şekilde onlara anlattım. Onlar da bu heyecanla aynı heyecanla karşılık verdiler. Ve işte Sincan'ı belirli bir sloganımız vardı. Sincan'ı sallamaya hazır mısınız? Ben tek başıma sallayamam. Hep beraber sallayacağız. Ve tek tek bütün okul müdürlerimizle tek tek hem tanıştım, ayağa kalkarak kendilerini tanıttılar. Hem de bana sözler verdiler. İşte kimisi etivinin alanında iyi olduğunu, kimini TÜBİTAK projelerinde belirli bir mesafeye geldiği, kimisi işte ulusal ajansın projelerinde, kimi kalkınma ajansın, işte farklı farklı projelere dahil olduklarını ifade ettiler. Ben de bunların hepsini not ettim ve sözler aldım kendilerinden ve sözlerinde de durdular. Sizin aracılığınızla da okul müdürlerime, okul müdür yardımcılarımıza, hepsine teşekkür ediyorum.
Tabii onların da buradaki ekibi öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz canla başla bu işe gönül verdiler ki özellikle Etivinik'te %578'lik bir artış yaşadık. Bu bizzat öğretmenlerin de işin içinde olduğu bir projedir, Etivinik projesi. 197 kalite toplam kalite etiketi aldık. Bu beni çok mutlu etti. Yani elde ettiğimiz en büyük başarılardan birisi bu ve Ankara'daki diğer ilçelerin içinde de birinci olduk. Ve sözlerini yerine getirdiklerini böylelikle görmüş olduk ve ispatlamış oldular bu şekilde. Az önce ifade ettiğim gibi ilçe olarak bir proje düşünüyorduk. Yine bununla ilgili arkadaşlarla toplantı yaptığımızda ben hani öyle sıradan bir proje istemiyorum. Ses getirecek bir proje olsun. Yani bütçesi işte öyle yüksek olsun ki Ankara'nın en yüksek bütçeli projesi geçsin diye. Ama o kadar çok çalışmışlar ki Ankara'nın değil Türkiye'nin Milli Eğitim adına en büyük fakat kurumlar arası ikinci en büyük bütçeli projemiz 278.948 euroluk güneş enerji sistemiyle alakalı projemiz geçti. Bu da çok keyifliydi. Ve yani ben size bu duyguları anlatamam. İlk beni aradıklarında işte ekibin müdürüm böyle 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 diye o sesindeki o mutluluk bütün sorunları unutuyorsunuz. Yani o zamana kadar yaşamış olduğunuz varsa bu süreçle ilgili olumsuz ufak tefek şeyler hepsini unutuyorsunuz. Aşırı derecede mutlu oluyorsunuz. Yani bu bir ekip işidir ve bir eğitim adınadır. Yani Sincan'ın eğitimi adına yapılmış güzel işlerdir bunlar ve birlikte imza atıyorsunuz. Bu proje üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çok güzel bir projemiz bu ve de kaliteli ortaklarımızın olduğu. Bir yabancı... Erasmus Plus projesi değil mi? Evet, Erasmus Plus K2 projemiz bu. Yani ortaklarımızın içinde Yunanistan, İrlanda, Fransa da var ama Türkiye'den de işte Hacettepe Üniversitesi, yine bizim meslek liselerimizden Yenikent, Ahmet Çiçek, Hacettepe Üniversitesi, yine ASO Teknik Kolejimiz ve özel sektörden de yine sanayicilerimizin de dahil olduğu güzel bir projemiz, ses getiren bir projemiz. Bu da tabii başarımıza başarı katmış oldu. Yani o ilk zamanki görevi başlar başlamaz. Haydi gelin çabuk şey kuralım, ekip kuralım, şu proje yazılsın, şu yapılsın, bu yapılsın. Böylelikle de o acele ederek zamanlarını kaçırmak, onların belirli bir başvuru süreleri var biliyorsunuz. Bunları halletmiş olmak, işte bunu sonucu alınca insan tabii çok aşırı derecede mutlu oluyor. Yine benim bir başka önemsediğim bir proje, okul müdürlerimizle de paylaştık biz bunu. Her sınıfın bir yetimi var. Şimdi diğer projeler biraz daha hani somut ve yaygınlaşmış veya işte eğitimin genelini kapsayan proje. Bu proje biraz daha bireysel diye düşünüyorum. Niye? Çocuğun duygularına hitap eden bir proje bu. Özellikle toplantılarda bunu ifade ettim ben programlarda da. Yani çok kolay yetim sayısını yükseltmek. Bir mektup yazarsınız, veliler işte bağışta bulunur. Amaç bu değil. Amaç ben sadece bir sayısal veri istemiyorum. Çocuk kendisi bilsin, vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, dünyadaki her çocuğun şanslı olmadığını, bazı çocukların işte annesini babasını kaybettiğini, çok zor şartlar altında eğitim almayı bırakın, yaşadığını, çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını bilmesini istiyorum. Yardımlaşma duygusunun daha anaokul öğrencilerinin daha o küçücükken ilkokul, anaokul boyutunda ne kadar önemli olduğunu bilmelerini, çünkü insan olmanın gereği budur. Yine bunun üstüne de çok eğildik. Yine sağ olsun okul müdürlerimiz bu konuda da çok büyük destekler sundular. Ve gün geçtikçe de artıyor verilerimiz. 350 yetimdi. Daha da arttığını çok düşünüyoruz. Güzel. Bu konuda da yine Ankara'da birinciyiz. Bu da beni çok mutlu eden bir proje. Bu öğrenci odaklı bir proje olduğu için daha çok önemsiyorum. Ve gerçekten mutlu oluyorum arttıkça sayısı. Bunu sözünü aldık, bunu yerine getirdiler. Bir de mesela bir takım yarışmalarda yine bu konumuzla ilgili Ahmet Uluçay 2. Ulusal Kısa Film yarışmasında ortaokul kategorisinde öğrencimiz, öğretmenimizle birlikte ikincilik ödülü aldı. İşte
bu atölyenin ve bu bizim stüdyomuzun da inşallah belki vesile olacaktır. Daha büyük ödüllere yine öğrencilerimizle hazırlama imkanını sunacağız burada. İşte başka spor alanında da yine dereceleri olan öğrencilerimiz oldu. Ama işte dediğimiz gibi salgın hastalık girince işte yarışmaların birçoğu ertelendi biliyorsunuz. O noktada biraz sekteye uğradık. Ama yine de buna rağmen öğrencilerimizin okuldan uzak olmalarına rağmen evde eğitim sürecinde de biz onları bırakmadık. İşte yarışmalar düzenledik. Sincan İlçe Milli Eğitim olarak meddahlık yarışması düzenledik ki bu bütün ilçeleri hitap eden bir yarışmaydı. Burada amaç çocukları yine işte beraber olabilmek ve çocuklardan uzak kalmamak adına yapılan projelerimizden birisiydi. Bir de en önemlisi Sincan Eğitimciler Divanımız var bizim. Burada sadece öğrencileri değil, öğretmenlerimizin de eğitim alması için yani 4 ay gibi kısa bir sürede 22 tane eğitim gerçekleştirdik ve alanında uzman konuklarımızla birlikte 13 binden fazla kişiye de hitap etmiş olduk. Bunlar bu hastalıkla birlikte getirilen yeni dönem eğitimle alakalıydı. Ve biz işte hemen buraya da ayak uydurduk. Buradaki alanda ne eksik varsa onu tamamlamaya, onu yerleştirmeye çalıştık. Sincan İlçe Milli Eğitim olarak Erasmus projesinde evet kendimizin olduğu gibi okullarımızın da var. Yani onu da es geçmeyelim. Ben şimdi hemen kendi projemizi çok yüksek bütçeli diyorum ama toplamda bütün okullarımızınkini de dahil ettiğimizde 521.726 avroluk genel geçen projemiz var. Yani Erasmus'ta da yine okul yöneticilerimiz bana verdikleri sözü yerine getirmiş çok oldular. Çok büyük veriler bunlar, tabii. Çok büyük rakamlar. Evet, evet. Çok büyük bir başarı. Yani işte dediğim gibi ekip iyi çalıştı. Okul müdürlerim çok iyi çalıştı. Yani etkileşim çok önemli. Bir de motivasyon. Motivasyonumuzu bozmadık. Bir de bu bütün dünya ilk defa tanışıyor bu hastalıkla. Yani böyle bir süreç hiçbirimiz bilmiyorduk. Reflekslerimiz çok farklıydı ilk başladığında. Ama bizim avantajımız şuydu milli eğitim olarak. Zaten EBA platformumuz vardı biliyorsunuz. Hı hı. En azından bu konuda diğer ülkelere göre bir adım daha öndeydik. Şimdi bakın her öğrencinin internet imkanı olmayabilir. İşte tableti, bilgisayarı olmayabilir ama EBA TV gibi inanılmaz güzel bir projeyi yürütüyor bakanlık şu anda. Yani imkanı olmayan, çünkü televizyon artık her evde aşağı yukarı var. İnterneti olmayıp bilgisayar olmayan çocuk bile eğitimden uzak kalmıyor. EBA TV'den aynen müfredatında neyse ne öğrenmesi gerekiyorsa, diğer yani okul açık olduğunda öğretmenler ona ne anlatacaksa aynısını televizyondan takip etme imkanı buluyor. Bu noktada yeni bir kavram girmiş oldu hayatımıza, uzaktan eğitim ve kolay kolay da çıkmaz. Yani salgın süreci bitse bile, çünkü bunun artıları da var, güçlü yönleri de var. Bu güçlü yönlerine katarak belki hibrit şeklinde, yani hem yüz yüze hem uzaktan daha başarılı, daha güzel yerlere de gelebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Ben umutluyum çocuklarımızdan. Yani yeni gelecek olan öğrencilerimiz, zaten biliyorsunuz şimdiki öğrencilerin hepsi teknolojiye daha bir hakimler ve daha bir bu konuyla haşır neşirler. Güzel şeyler olacak. Yani bakış açınız önemli. Siz bir olaya, bir soruna güzel bakarsanız, olumlu yönlerini ortaya çıkartırsanız ve olumlu etkileşim, yani aura dediğimiz şeyi yayarsanız her şey güzel gözükür. Ben hep bu şekilde bakmaya gayret ediyorum. Yani olumsuzluk veya mutsuzluk olmasın, elimizden geldiği kadar güzel şeyleri yapabilmek adına. İlçe Milli Eğitim olarak bu bir yıllık süreçte biz güzel işler başardık. Yani ekibimle birlikte, işte dediğim gibi birkaç ekibimle, yani Ar-Ge ekibimizle bu projeleri gerçekleştirirken, işte okul yöneticilerimizle öğretmenleri katarak, işte ETV'ninki işte kendi okullarını gerçekleştirdik. Şube müdürlerimizle birlikte işte farklı okulların sorunlarını önceden tespit edip gidermeye çalıştık. Bir de sadece Sincan için değil, Ankara genelinde de
inanılmaz güzel yatırımlar yapıldı. Hala da devam ediyor. Onları takip ediyor. Yani ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak bir bakıyorum. Kendimi bir inşaat alanında okulum acaba kaçıncı kata yükseldi veya işte dış sıvası bitti mi? Biten okulumun abonelikleri hazır mı? Ben bu okulu ne zaman açabilirim? Bir bakıyorum kendimi bir projenin başında işte müdürüm şunu nasıl yapalım dediğinde vermem gereken kararlar, işte şunu dahil edelim, şu kadar bütçe ayıralım. Bir bakıyorum işte sahada kendi müdürlerimin, öğretmenlerimin yanında ilçe milli eğitim olarak çok farklı alanlarda farklı şeyler üzerinde bilgi sahibi olmanız gerekiyor. En önemlisi de bunları yönetmeniz gerekiyor. Ama ben seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü eğitimi seviyorum. Çünkü öğrencileri seviyorum. O yüzden çok keyif alarak yapıyorum. Bu bir yıllık sürede de güzel işler yaptık. Ama bizim rakibimiz hep kendimiziz. Ben hep öyle diyorum. Çıtayı kendimiz belirliyoruz. Güzel işler yapıyoruz evet. Ama hep daha ileriye, bizim sloganımız biliyorsunuz. Hep daha ileriye, hep daha güzele. O şekilde inşallah daha güzel nice projelere. Evet. Bir sonraki sorumun da girişini yapmış oldunuz aslında. Çok iddialı bir sloganla hareket ediyorsunuz. Evet. Hep daha ileriye. Evet. Buradan yola çıkarsak yeni hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi biraz öncelikle şu salgın hastalığın bitmesini temenni ediyorum. İnşallah Rabbim bir şekilde bunu yenmemizi sağlar. Bu aşıyla birlikte buradaki ilk isteğim öğrencilerimize bir an önce kavuşmak. Biz onları gerçekten çok özledik. Bir dönem açtık biliyorsunuz, tekrar kapatmak zorunda kaldık. Ya biz hazırız, istiyoruz. Şimdi öncelikle bir öğrencilerimize kavuşalım. Çünkü biz onlar da uzaktayken birçok şeyler yaptık. Onları hazırladığımız, oluşturduğumuz yeni projeler, tepkileri ne, refleksleri ne olacak, nasıl bir katkı sunacaklar. Çünkü bazen biz küçücük bir çocuktan bile çok şey öğrenebiliyoruz. Bir şey giderken atladığımız şeyi o çocuk görebiliyor ve bizim ufkumuzu genişletiyor. Onlarsız biraz yani tat, tuz yok. Yaptığımız projeler de eksik. Yani onu çok yoğun bir şekilde hissediyorum. İşte az önce de ifade ettim. Keşke şu anki ortamda da onlar da olsalardı, görselerdi neler yaptığımızı ve belki bizim göremediğimiz şeyleri görüp bizi söyleyeceklerdi, keyif alacaklardı diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz geldikten sonra amacımız bir tasarım beceri atölyelerini geliştirmek ve çoğaltmak. Ve işte onların istekleri doğrultusunda belki belirli bir yol kat etmek bu beceri atölyelerinde. Bir başka şeyde tasarım beceri atölyesinde görev alan öğretmen arkadaşlarımızın nasıl yol izleyeceğiyle ilgili genel müdürlüğümüz, öğretmen yetiştirme genel müdürlüğümüz bir hazırlığın içinde zaten. İşte onları entegre ederek bir hayata geçirmek. Biz durmayacağız tabii ki. İşte bu projelerimiz yeni döneme girdik. TÜBİTAK yeniden başladı. Bu arada az önceki projeler bölümünde Teknofest'i söylemeyi unuttum. Bizim bilim sanat merkezimizde öğrencilerimiz Teknofest'te birincilik aldılar. Sayın Bakanımız bu birincilikten dolayı bilim sanat merkezimizi de ziyaret etti. Çocuklarımızı yalnız bırakmadılar. Ve burada benim en çok mutlu eden neydi biliyor musunuz? Bilim sanat merkezi öğrencimiz evet. Bu projede yer alan iki öğrencimiz de devlet okulu öğrencisiydi. Özel okul öğrencisi değildi. Hem bilim sanat öğrencisi hem Sincan'da bulunan iki tane farklı okulu öğrencilerimizdi. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki işte hani bahsetmiştik ya o çocukları bulup çıkartıp yetenekleri doğrultusunda onları yönlendirmek. Onu başarırsanız çok güzel şeyler örnekler, Teknofest örneğimiz gibi sonuçlar elde edebiliyoruz. Onların projeleri de çok güzeldi. O anlatmaları, görme engelli bireyler için hazırladıkları bir projeydi. O küçücük çocukların anlatmaları, bakanımıza sunum yapmaları çok keyifliydi. İşte biz böyle alan açmaya devam edeceğiz. Ben istiyorum ki daha çok yarışmalara katılsınlar. Sadece ulusal değil, uluslararası da olabilir bu. Yeter ki yapmak istesinler. Değerli müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Programımızı konuğumuzun Eğitim Medya'ya
izleyicilerimize bir mesajıyla bitiriyoruz. Eğitim Medya'ya izleyicilerimize mesajınız ne olur? Benim belirli bir mottom var biliyorsunuz. Benim en tek mottom mutlu çocuk, mutlu eğitim. Bütün çocuklar mutlu olsun. Başka hiçbir şey istemem. Teşekkür ediyorum. Eğitimciler Divanı'nın sonuna geldik. Yeni konuğumuzla yine eğitimi konuşacağımız bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Alanında uzman konuklarımızla eğitime dair her şeyi konuştuğumuz Eğitimciler Divanı'nın bu haftaki konuğu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım. Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi YouTube kanalında sizlerle.